Merhabalar sevgili arkadaşlar. Evet, şaka değil, bu gerçek. Sınav sonuçlarını, daha doğrusu tercih sonuçlarını gazeteden bakmak. Evet, Cumhuriyet'in ilk yıllarından bahsetmiyorum. 1930'lu yıllardan bahsetmiyorum. Ben 1997'de üniversite sınavına girmiştim. O zamanlar tercih sonuçları gazetede yayınlanıyordu. Sınav sonuç gazetesi çıkıyordu. Aynı böyle gördüğünüz, bakın, Milli Piyango kazananları çekiliş listesi gibi gazete çıkıyordu. Oradan sabah 6'da falan gazete bayilerine geliyordu. Gidip alıyordun. Bakıyordun. İşte orada üniversitenin kodu var. Bakın üstlerde. Altta da kazananların numaraları var. Aday numaraları var. İşte bu şekilde nereyi kazandığını öğrenebiliyordun. Ve iş daha da ilginç olan bir nokta ise sınavdan önce tercih veriyorduk. Yani sınava girmeden tercih yapıyorduk. Hani sınavda ne alacağını bileceksin. Yani öyle kahin öğrenciler istiyordu. O günlerden bugünlere sevgili arkadaşlar. Şöyle de bir ÖSS, ÖYS vardı, şimdiki TYT, AYT gibi. Sonuç belgesi geliyordu eve. Sınavdan sonra, ÖSS'den sonra. Bu benim değil de internette buldum, nostalji olsun diye. 1997 bu şekilde. Bakın ne kadar ilkel yerlerden. Ve bu da sonuç belgesi. Yani hangi üniversiteyi kazandığınızın resmi kanıtı olan, gazetede yayınlandıktan sonra evlere bu da postayla geliyordu. Kazandığınız üniversite bu şekilde yazılı oluyordu. Sizlerle bu nostaljik anıyı paylaşmak istedim. Tercih sonuçlarımız ne zaman açıklanacak? 16 Ağustos diye bekliyorum ben. Yani bir gün öncesi, bir gün sonrası da olabilir tabii ki. Çünkü 22 Ağustos'ta kayıtlar başlayacak, üniversite kayıtları başlayacak. Onlarla ilgili de ben sizlere bilgilendirme videoları çekeceğim. Burs başvuruları ile ilgili, yurt başvuruları ile ilgili. Yani daha epeyce işimiz var sevgili arkadaşlar. Bu uygulama videolarını da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hepiniz için hayırlısı olması dileğiyle. Hoşça kalın.